bilim, teknoloji ve inovasyon üssü yeni bir güç. Etik değerlere bağlı girişimci ve yetkin bireyler yetiştirmek, bilgi, tasarım ve teknoloji üretilmesine öncülük etmeyi kendine misyon edinen Konya Teknik Üniversitesi yeni yerleşkesine kavuşuyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile kent yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7 kişilik üst kurul arasında yapılan toplantılar nihayet karara bağlandı. Bu 7 kişilik üst kurulda üniversitenin kurulduğu ilin valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, o üniversitenin rektörü, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Daire Başkanı, Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısından oluşan 7 kişilik bir kurul. Üniversite kampüsünün arazisinin belirlenmesinde söz sahibi olan kurul bu. Alınan karar doğrultusunda üniversite tarafından oluşturulan komisyon hemen Konya'nın 5 farklı bölgesinde muhtemel kampüs alanı ile ilgili raporu hazırladı. 2018 tarihinde valilikte geniş katılımlı olarak yapılan bir toplantıda bu hazırlanan rapor sunuldu. Bu toplantıya işte Vali Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı, üniversite yönetimi olarak bizler, oda başkanları, komisyonumuzun üyeleri gibi Konya'yı temsilen geniş bir katılımlı oturumda bu hazırlanan rapor sunuldu. Ardıçlı bölgesi yakınındaki Fırat Caddesi üzerinde yer alan 1 milyon 700 bin metrekare ve Konya Organize Sanayi Bölgesi yanında bulunan yaklaşık 250 bin metrekare alana sahip arazi kampüs yerleşkesi olarak Konya Teknik Üniversitesi'ne tahsis edildi. Birinci alan, bu ana kampüs dediğimiz alan, Ardıçlı bölgesindeki Fırat Caddesi'nin üstünde kalan Konya Teknokent'in üst kısmındaki alan, 1 milyon 700 bin metrekarelik ana kampüs dediğimiz alan Konya Teknik Üniversitesi'ne tahsis edildi. İkinci kampüs de üniversite sanayi işbirliğinin yoğun bir şekilde yapılabilmesi için, etkin bir şekilde yapılabilmesi için sanayi bölgesinde bu Ankara yolunun üzerinde bilim merkezine yakın lokasyonda 250 bin metrekarelik bir alanda yine sanayi kampüsü olarak üniversitemize tahsis edildi. Yaklaşık olarak 2 milyon metrekarelik bir kampüs arazisine sahip olmuş olduk. Gölet etrafında planlanan ana kampüs içerisinde rektörlük, lisans ve lisansüstü eğitim yapılan araştırma merkezleri, laboratuvarlar, teknoloji ofisleri, yönetim ve kongre yapıları, barınma alanları, Erasmus merkezi, sosyal tesisler, spor tesisleri ve teknik birimlerin yer alması planlanıyor. Bakanlık tarafından bize tebliğ edildikten sonra tekrar biz bir komisyon kurduk. Bu komisyon ana kampüsten başlayarak altyapı, üst yapı çalışmaları ile ilgili projelendirme çalışmalarına başladı. 1 milyon 700 bin metrekarelik Ardıçlı ana kampüsümüz için kanalizasyon çalışması, elektrik, yol, su, çevre düzenlemesi, binaların yerleşim planları ve rüzgarın şiddeti, işte kuzey-güney cephelerine kadar teknik verileri içeren detaylı bir rapor hazırladılar. Ana giriş, Bosna-Hersek girişi ve Buzlukbaşı girişlerinin yer alacağı ana kampüs yerleşkesine ulaşım imkanları karayolu ve tramvay hattıyla sağlanabilecek. Havalimanı ve bilim merkezi yakınında bulunan sanayi kampüsü içerisinde ise Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, teknoloji ofisleri, atölye ve laboratuvarlar, sosyo-kültürel tesisler, öğrenci yurtları ve spor tesislerinin yer alması planlanıyor. Mühendislik fakültemizin sanayiyle iç içe olan, sanayiye daha yoğun bir şekilde desteği olan bölümlerimiz, mesela makine mühendisliği, metalurji malzeme mühendisliği, elektronik mühendisliği, çevre mühendisliği gibi bölümlerimizin bir kısım eğitimlerini ve araştırmalarını bu sanayideki kampüsümüz içerisinde yapacak şekilde bir yapılaşma çalışması yapmak istiyoruz. Organize sanayi bölgesine kurulacak olan yerleşkeyle üniversite sanayi işbirliğinin sağlam tutulması sağlanacak. 5 adet uygulama araştırma merkezimiz kuruldu, kurulmaya devam ediyor. Bu uygulama araştırma merkezlerimizden savunma, uzay ve havacılık uygulama araştırma merkezimiz var. Stratejik bir öneme sahip. Aselsan'da hemen bizim o sanayideki kampüsün yakınında bir fabrika kurmak aşamasında ve yıl sonunda büyük bir ihtimalle bu da faaliyete geçecek. Onlarla entegre bir şekilde çalışmak, sanayiyle entegre bir şekilde çalışmak için bu kurduğumuz uygulama araştırma merkezlerinde ağırlıklı olarak sanayideki bu kampüsümüzde konuşlandırmak istiyoruz. Peki Konya'nın 5. üniversitesi olan Konya Teknik Üniversitesi'nin yeni yerleşkesinin temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Daire Başkanlığı'nda yapacağımız 2021 yılı üniversitemiz bütçe çalışmalarında bu hem ana kampüs için hem de
sanayideki kampüsümüz için hazırladığımız projeleri orada sunacağız. Uygun görülmesi halinde 2021 yılına bütçe verilmesi halinde kampüsümüzün inşaatına 2021 yılında başlamayı planlamaktayız.